Eskiden geleneklerimizde düğünler 40 gün olurmuş. Ne mutlu o insanlara. Bu sonra azala azala inmiş 7 güne. Ondan sonra inmiş 1 güne mi indi? 1 gün. Şimdi de hemen bir nikah salonuna gidiyor. Geliyor devletin memuru, aldın mı verdin mi? Ayak üstte yolun açık olsun. Ne yemeği var öyle bir şey. Şimdi bu geleneğin içerisinde ne vardı bu 40 günlük düğün geleneğin içerisinde? 7 günlük düğün geleneğinde. Halk hikayeleri vardı. Halk hikayeleri bizim destanlarımızdır, bizim ruhumuzdur. Bizi bugüne getiren sanat şaheserleridir. Gönül arz eder ki bunlar dünyanın öbür ucuna inşallah ulaşmıştır, ulaşsın. Bu hikaye geleneğini de bizlere sunacak olan çok değerli, yaşlı bir ustamız var. Aşık Mevlid İhsani ustamızdan dinleyelim. Çok da münasip evet. olur. Çok buyurun ustam. Çok da bize, dinlememiştim. Evet. Evet. Cenab-ı Hak vatanımıza birlik, varlık, sağlık versin. Önce duam bu. Amin. Hikayelerden önce, konuşmalardan önce biz düğünlerde hikayeden önce şöyle bir ufak döşeme yapardık. Ben de çok kısa bir döşeme yaptıktan sonra çok da ufak bir hikaye anlatacağım. Vatanım, kırmızı gül arasında beyazı göğe kadar yükselmiştir bu yazı. Bülbül gölgesinde ölmeye razı, benim için cennet güldür vatanım. Sağlığım da üç şeydedir nazarım. Yurt için can vermek önce pazarım. Şehit diye anılırsa mezarım, benim için ulu yoldur vatan. Bu tamam. Yani buradan neler gider. Evet. Türk milletinin çocuğundan al büyüğüne kadar vatanını korumaya gayret etmiştir. Bu arada İstanbul'da padişahlar zamanında Murat Reis dünyayı keşfetmek için 6 tane gemi doldurur. Yemek, içmek, askere ne lazımsa asker hepsini alır, yola çıkar. Murat Reis dünyayı keşfedecek, denizleri keşfedecek, vatanına ona göre bir haber getirecek. Gemiler hareket eder, 3 ay, 5 ay dolanır, dünya haritalarını çizer. Öyle bir yere gelir ki dalgalar Murat Reis'in gemilerini 5'ini kaybeder. Askeriyle beraber. 5'ini kaybettikten sonra ekmek sıkıntısı, yemek sıkıntısı, su sıkıntısı. Tabii kimisinde geminin ekmek vardı, kimisinde yemek vardı, kimisinde su vardı. Bunlar kaybolunca Murat Reis'in gemisi de sıkışmaya başladı. Sıkışmaya başladı ama dalgadan kurtaramıyor. Mevla varken hiçbir şey yoktur. Yine sığınır. Lakin tayfalarının da çoğu öldü. Şöyle gemi açıldı ama şeytan üçgenine taraf gidiyoruz. Bilemiyor dalga. O anda bir de baktı ki karşıdan öyle bir büyük balık, balina balığı çıktı ki falan, benim zaten tayfalarım zayıfladı. Gemim artık yürüyemiyor. Bu balina benim gemiyi alt edecek dedi. Balina yaklaştıkça gemisini geri çekti. Balina yaklaştıkça gemisini geri çekti. Epey geriye gitti. Gemiyi demirledi. Balina yaklaşınca balinanın sırtına öyle bir çengel attı ki balinanın sırtı şöyle alakan oldu, balina kayboldu. Murat Reis baktı ki balinadan kurtardık ama gemiyi demirledi, gemi kurtarmıyor.
gemi kurtarmıyor. Ne yapsa askerler, inecek askerlerde de artık cesaret yok, idare yok ki aşağı insin de gemiyi ya taştan veyahut bir ağaçtan neyse geçtiği yerden kurtarsın. Murat Reis tulumları giyindi, indi aşağı ki efendim çengel bir gemi evin zırzasına geçmiş, zırzasına. Bak Cenab-ı Hak insanlara yetiştirdiği zaman dağın başında Kızır'ı, deryanın içinde evi yetiştiriyor. Efendim geminin demirini kurtardığı yerde Murat Reis kapı açıldı. Açıldı ki ne baksın bir ev içeride bir yiğit namaz kılıyor. Ey Murat Reis, senin tayfaların aç kaldılar. Gel şuradan senin için hazırlanan bir yemek pahaç. Biz de pahaç deriz köylerde. Hani hele ocak pahacı olursa da o daha büyük. Efendim aldı verdi. Murat Reis kokulayınca öyle oldu ki sanki dünyalarıymış. Hemen zenciriyle beraber çıktı gemisine. Bütün askerine koklattı. Askeri gözü açıldı. Başladı çalışmaya. Biraz gidince Allah'ın hikmetiye o anda hava açıldı, güneşlendi. Etraf görünmeye başladı. Murat Reis bakalım ki nedir? Buyur üstad. İstanbul'dan çıktı 3-5 gemi. Denizleri dolayım, maya gideriz. Tükendi yiyecek, yoktur yemimiz. Kadir Mevlam nasip eyle karayı. Ah tükenmeyecek, yoktur yemimiz. Kadir Mevlam nasip eyle karayı. Gemimizin beli boştur dayanmaz. Tayfalar gaflete yattı uyanmaz. Ecel ayak ayak gönül iman inanmaz. Kadir Mevlam nasip eyle gayrı. Ecel ayak ayak gönlüm yanmaz. Kadir Mevlam nasip eyle garay. Yavrum Murat
Cemaat reistir ki gözlerim ağlar, derya kenarında sümbül bağlar. 11,5 aydır görünmez dağlar, Kadir Mevlam nasip eyle gayret. 11,5 aydır görünmez dağlar, Kadir Mevlam nasip eyle gayret. Ulan lele gözler, kara gözler, kol sürmeli kara gözler. Bala gemim deryada kaldı, kaptanlar kara gözler gemim deryada kaldı. Ah gözlerim kara gözler. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. İhsan Üstadımız. Arkadaşlar işte Aşık Mevlüt İstihani Üstadımız Murat Reis hikayesinden bir tadımlık. Damağa bir bal tattırdı. Bu belki 3 saattir, belki 5 saattir. Bu gelenekler bizi bugüne getirdi.